Efendim şimdi tabii Üstü Bey, şimdi 1989'da çok değerli Üstü Veldet Veli Dedeoğlu hocamız, Bahri Savcı, Münfik Kapani, Bahri Yoçok gibi aydınlarla birlikte Atatürk Düşünce Derneği'ni kurdu Muammer Aksoy. Yani özellikle kurucularından. Sizin de çok iyi bildiğinizi bildiğim, yani 31 Ocak 1990 günü de Ankara Bahçeli Evler'deki evinin önünde katledildi kurşunlanarak. Şimdi Atatürk Düşünce Derneği çok ciddi. Evet, yani ışıklar içinde yatsın. Anısı önünde saygıyla eğiliyorum ben Muammer Aksoy'un. Tabii Muammer Aksoy'ların kurduğu, yani Hıfzı Veldet Veli Dedeoğulları'nın, Bahri Savcıların, Bahri Yüçok gibi aydınların kurduğu Atatürkçü Düşünce Derneği aslında çok sayıda ilde de örgütlü. Yani görüldüğü kadarıyla bir biçimiyle. Peki bu süreç geldiğimiz nokta itibariyle aslında Türkiye'nin gündemini de belirleyebilecek pozisyonda olması gerekir diye düşünüyorum Atatürkçü Düşünce Derneği'nin. Çok önemli bir görevi var. Yani evet. Atatürkçü Düşünce Derneği. Ben de burada rahmetli dedemi, rahmetli dedem Celil dedemi de anıyorum. Çanakkale'de şehit olan. Bu ülkenin kuruluşu öyle kolay olmadı. Geldiğimiz nokta itibariyle gerçekten TÜGVA'da aslında belgeleri tartışmasında çok yakından izlediğinizi düşünüyorum. O aslında son nokta itibariyle görüşülüyor. Yani gelinen noktada. Bu konuda olması gereken şey nedir? Atatürkçü Düşünce Derneği'nin bundan sonra yapması gereken nedir? Ki ben size inanıyorum. Sonuçları itibariyle gördüğüm kadarıyla somut verilerle hareket ediyorsunuz. Gördüğüm kadarıyla. Evet, ne söylemek istersiniz bu noktada? Evet. Sayın Aksu, Atatürkçü Düşünce Derneği 1989 yılının 19 Mayıs günü Muammer Aksoy kurucu genel başkanımız ve onursal genel başkanımız Hıfzı Veldet Veli Dedeoğlu'nun önder olduğu 49 Cumhuriyet Aydınının katılımıyla kurulan bir dernek. Ve kuruluş bildirgesi, yani bu 50 Cumhuriyet Aydınının ve Hıfzı Veldet Veli Dedeoğlu'nun imzasıyla yayınlanan kuruluş bildirgesinde diyor ki, Atatürk'ün fani vücudunun aramızda bulunmamasından yararlanan dahili ve harici bedhahlar, Kemalist Cumhuriyeti Atatürk ilke ve devrimlerini yok etmek için saldırı halindedir. Mealen söylüyorum, biz bu derneği bu saldırıları bertaraf etmek ve Kemalist Cumhuriyeti Atatürk ilke ve devrimlerini ve laik Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet yaşatmak göreviyle kuruyoruz. Şimdi 1989-19 Mayıs'ını aklımıza getirirsek 3 ay önce Mart 1989'da yerel seçimler yapılmıştı Türkiye'de ve o zaman Sosyal Demokrat Halkçı Parti merhum Erdal İnönü'nün genel başkanı olduğu birinci parti olmuştu %29,8 %30'a yakın oyla ve Türkiye'deki 67 il belediyesinin 41'ini 15 büyükşehrin 14'ünü kazanmıştı. Buna rağmen yani Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin birinci parti olduğu bir seçimin hemen ertesinde Muammer Aksoy ve arkadaşları aynen az önce söylediğim bildirgeyle Mustafa Kemal Atatürk'ün fani vücudunun aramızda olmamasından yararlanan dahili ve harici betahlar laik cumhuriyete, Kemalist cumhuriyete, Atatürk ilke ve devrimlerine kastetmek istemektedirler. Bu saldırılar giderek artmaktadır. Laik cumhuriyet tehlikededir diyerek bu derneği kurdular. Yani derneğimizin kuruluş amacı Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıktığı gün 19 Mayıs 1919'da ne söylediyse 20 Ekim 1927'de büyük nutkunu bitirirken gençliğe hitap eden ne söylediyse Muammer Aksoy ve arkadaşları 1989'da onu söyleyerek kurdular bu derneği. Yani biz Türkiye'de on binlerce dernek var. Spor dernekleri var, yardımlaşma dernekleri var, güzelleştirme, yaşatma dernekleri var. Efendim pek çok dernek var ama tüzüğünde bunlar yazan, bu demin ifade ettiğim sözler yazan, tüzüğünde siyasetle ilgilenir ibaresi bulunan ve tüzüğünü bırakın bir tarafa adında Atatürkçü düşünce olan yani Atatürk'le düşünceyi aynı ibarede bir araya getiren bir başka dernek yok ülkemizde. Dolayısıyla Atatürkçü Düşünce Derneği'nin Muammer Aksoy'dan sonra 15. Genel Başkanı olma onurunu yaşayan ben
Hüsnü Bozkurt. Buradan bütün milletimize şunu söylüyorum. Atatürkçü Düşünce Derneği 326 yerleşim birimindeki örgütleriyle 70 bin üyesiyle bugünün Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti gibi Anadolu'yu karış karış dolaşacak ve Türkiye'nin her yerinde Kemalist Cumhuriyet'in, Atatürk ilke ve devrimlerinin, Atatürkçü düşüncenin milletimizle buluşmasını sağlayacaktır. Misyonu, görevi, öz görevi budur. Niye önemlidir bu görev Sayın Aksu? Çünkü bugün ülkemizi yöneten anlayış, çağın ve Atatürkçü düşüncenin ve başarısı dünyada kanıtlanmış en önemli izmlerden biri olan Kemalizmin çok dışına düşmüştür. Yazık ki. Belki son 70 yıldır ama özellikle son 20 yıldır Türkiye gerçekten kuruluş felsefesinin tamamen dışında bir yönetim anlayışıyla yönetiliyor. Eğitimde tamamen dışında, sağlıkta tamamen dışında, ekonomide tamamen dışında, dış politikada tamamen dışında, hukukta tamamen dışında, anayasada tamamen dışında, din anlayışında tamamen dışında, her yönden tamamen. Nasıl dışında? Bakın, laik cumhuriyet, 1923'te kurulan bu cumhuriyet, Sayın Aksu, dikkati çekmek isterim bizi dinleyen izleyicilerimizin. 1923'te kuruldu bu cumhuriyet, Anadolu'da tüten tek bir fabrika bacası yoktu. Osmanlı'dan Yeni Türkiye Cumhuriyeti'ne sadece 4 fabrika kalmıştı. Bunlar da Hereke Dokuma, Beykoz İplik, Kundura bilmem ne falan böyle birkaç tane fabrika. Bunlar da atölye erisi fabrikalar. Bu cumhuriyet 1923'te kuruldu. Sırtında bugünkü karşılığı 400 milyar doları bulan düğün umumiye borcu var. İki dünya savaşı arasının daralmış dünya ekonomisi var. 1929 büyük dünya ekonomik bunalımının da bütün sancılarını yaşamasına rağmen kör kuruş dış yardım almadan tamamen bu aziz milletin alın teri ve gücüyle sadece 3 yılda 1926'da Tomtaş Kayseri uçak fabrikasını kurup 1942'ye kadar 212 uçak üretip yarısına yakınını ihraç etti. Kırıkkale silah fabrikasından şeker fabrikalarına, kağıt fabrikalarından azot sanayine, ilaç fabrikalarından iktisadi mühendisliğindeki 17 ayrı aşıyla salgın hastalıkları önleme başarısına, işte köy enstitülerinden üniversite reformuna, millet mekteplerine, okur yazarlıktan eğitime, toplumcu sağlık hizmetlerine, sanayileşmeye 49 ağır sanayi tesisi kurdu bu millet o yok yoksul haliyle ve dünyada sanayi ürünü ihracı yapabilen ve 15 yılda %115 büyüme sağlayabilen yegane ülke olmayı başardı. Kim? 13 milyonluk yarısına yakını salgın hastalıklarla boğuşan ve en kıymetli evlatlarını 11 yıllık savaşlarla savaş meydanlarında bırakmış bir milletle yaptı. Bu millet öyle aziz, öyle azimli ve öyle kararlı bir millet ki doğru önderlikle önüne düşüldüğünde ve devleti namus ve ahlakla ve liyakatla yönetildiğinde neleri başarabileceğini tarihe bir altın sayfa olarak kaydetti Sayın Aksu. Böyle bir dünya örneği yok inanın. Mustafa Kemal'in Türkiye'sinin sağladığı başarıyı o Kemalist idealle, Kemalizm ideolojisiyle yaratılan Kemalist Türkiye Cumhuriyeti başarısını dünyada sağlayabilmiş bir başka örnek yok. Zaten bu nedenledir ki bin yılın adamı seçiliyor Mustafa Kemal Atatürk. Bu nedenledir ki dünyanın en büyük devrimcisi olduğu söyleniyor. Bu nedenledir ki 26 ayrı ülkeye heykelleri dikiliyor. Ve bu nedenledir ki Mao'dan Hitler'e, bakın iki uç Mao'dan Hitler'e, Castro'dan İspanya'nın önderlerine kadar dünyanın her yerinde uluslarına önderlik etmeye çalışan insanlar Mustafa Kemal Atatürk'ü örnek alıyor. Sevgili Aksu, dolayısıyla bugün Atatürkçü Düşünce Derneği'nin görevine değiyorsanız bir tek görevi var Atatürkçü Düşünce Derneği'nin. Adına layık bir dernek olmak, bir. İki, Kemalist Cumhuriyet'in yeniden hayata geçirilmesi için milletimizle buluşmak ve milletimizi bu yolda aydınlatmak, bu yolda uyarmak
ve bu ülkeyi yöneten insanlara dönüp arkadaşlar yolunuz yanlış, bu yol doğru bir yol değil. Bir an önce hukuk devletine dönün, bir an önce Kemalist Cumhuriyet'e dönün, bir an önce laik bilimsel eğitime dönün, bir an önce toplumsal sağlık hizmetlerine dönün, bir an önce karma ekonomi ve yüksek katma değerli mal ve hizmet üretimini amaçlayan üretim ekonomisine dönün, bir